Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 101 soruda YGS 303 ile karşınızdayız. 303'ün son partıyla, yani ileri seviyedeki 101 matematikle beraberiz. Şimdi de hemen söyleyelim, sorularımız x-large kadar zor değil ancak normal vasat seviyelerin birazcık üzerinde. Bunlar ÖSYM'nin sıklıkla kullandığı soru tarzları demeyeyim de soru mantıkları diyelim. Çünkü bazı soruları ilk defa göreceksiniz burada. Sizler de bizimle beraber çözmeye çalışın. Eğer sorular sizin için zor olursa lütfen ilk önce web sitemizden basit ve orta seviyedeki PDF'leri indirin, onları çözün. Ardından ileri seviye sorulara başlayın. Peki ilk örneğimize başlıyoruz. X ve Y tam sayılar olmak üzere. X çarpı Y kaçmış Raşit Hocam? X'i 48 olduğuna göre mutlak X eksi Y ifadesinin değeri en az kaç olabilir? Şimdi değeri en az kaçtır diyor ama çarpımları eksi 48. Çarpımları farklarının düşük olması için sayıları birbirine yakın seçmem gerekiyor. Hemen bir mantıkla düşünelim. Zaten mesela 68. Atıyorum 48'e eksi 1 alsanız 48 eksi eksi 1'den 49 çok yüksek olur. 24'e eksi 2. 24 artı 2 doğru. Giderek ne yapıyor? Küçülüyor. O zaman sayıları birbirine yakın seçeceğim. 8'e eksi 6 alalım. En yakın bu olacaktır değil mi? Hı hı. 8 eksi eksi 6'dan kaç olacaktır? 14. Sonuç 14 olacaktır. Peki. Basit. Orta seviye bir soru. X bir gerçel sayı olmak üzere A ve B sayıları şekildeki gibi verilmiş. Yazıdaki gibi. Neresi şekil gibi? Buna göre AB çarpımı en çok kaç olabilir? Şayet AB çarpımı isteniyorsa sizden. Ne yaparsınız? Birbirine en yakın seçerim. Birbirine yakın seçemezsin. Zaten değerleri var. X'e değer vererek. Şöyle yaparız. Şimdi toplamları sabit olan atıyorum A artı B eşittir 10 ise A çarpı B kaç olacaktır? 25 olacaktır değil mi? En eşit. Çok. Sayıları birbirine yakın seçeriz ama toplamları sabitse. Burada olduğu gibi toplamları sabit değilse ne yaparız biliyor musun? Toplar sabitlerim. İlk önce burayı 2 ile çarparım ve öyle toplarım. Çünkü 2A artı B'nin doğru sabit mu dedim olacağını gördüm. Sen toplar sabitlerim dedin. Ben 2 ile çarp sonra toplar. Şaşırdım ben de doğru mu dedim diye. Peki 2 ile çarparsak 2a artı b olacaktır. 4 kök 5, 3 kök 5 daha 7 kök 5. Özür diliyorum. Artı 2x, eksi 2x birbirine ne yapacak? Götürecek. Şimdi birbirine en yakın değeri veririz demiştik ya. Burada da aynısı geçerli. 2a ile b'yi birbirine eşit değerler seçin. 2a eşittir b. 7 kök 5 bölü 2. B eşittir. 7 kök 5 bölü 2. Çarpın taraf tarafa. 2AB eşittir. 49 çarpı 5 bölü 4 mü? Hı hı. Şu 2 şuraya gelirse 8. 245 mi? 245 bölü 8. 8. Doğru cevap. A şıkkı olacaktır. Kağıtları da ben atarım Raşit. Her şeyi al ben yaparım ki, zaten. Al demedin ki. Değil mi? Değil mi? Peki. A bir gerçel sayı olmak üzere 3A artı 7 ifadesi bir çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tektir? Bir öğrenci gözüyle çözer misin? Ben değer veririm hemen. A bir sayı olsun. Bunun tek olması, çift olması için A'ya 0 veririm. Sonra şıklardan 0 gider. Bir dakika. Bunun çift olması için A'ya kaç verirsin? Pardon 1 veririm diyecektim. 0 da nereden çıktı? Peki. Ancak burada ufak bir sorun var. A bir gerçel sayı diyor. Bu önemli. Nasıl önemli? Şimdi göreceğiz. Raşit hocamızın dediğini... Bunu yeni mi doldurmuşlar? Evet ya. Raşit hocamızın dediğini yapalım. 3A artı 7 ifadesi çiftse ya A'ya 1 diyelim. A'ya 1 dersek 15, 21, 3... Ona hepsi tek çıktı. 23. Hazırlayan da özellikle hazırlamış. Hepsi tek çıktı. Öyleyse... Demek ki soruda hata var. Hayır soruda hata yok. A bir gerçel sayı diyor. Bunun tek olması için A'ya verebileceğiniz başka gerçel sayı var da var. Örneğin 3A ifadesini... 2 olarak düşünebilirsiniz. Yani A 2 bölü 3 olur. A 2 bölü 3 olduğunda burası yine bir tek sayı çıkmıyor mu? Evet. Çıkıyor. O zaman A'ya 2 bölü 3 vererek de deneyelim. Dikkat ederseniz şunların hiçbiri tam sayı bile çıkmıyor A'ya 2 bölü 3 verdiğimizde. Ancak şu katı olan 15 çarpı. Vallahi biz birazdan kafayı vurursak. Kusura bakmayın arkadaşlar. 5 olacak. Kalkıp alayı çekiyormuş. Kaç olacaktır? 18. 18 oldu. O zaman buradaki ifadeyi özür diliyorum. Hemen düzeltmemiz lazım. Biz neyle çift düzelttireceğiz bunu? PDF'lerde. PDF'lerde düzelttireceğiz. Çifttir olarak düzeltmemiz gerekiyor bunu. Tamam? Tamam. Anlaşılmayan bir şey yok sanırım. Tamam. Peki.
Aa, güzel bir soru. N iki basamaklı bir asal sayı olmak üzere n faktöriyel artı 2 küçüktür x küçüktür n faktöriyel artı n olarak veriliyor. Buna göre en az 2 tane x asal sayısının var olabilmesi için n'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? En az 2 tane asal sayı istiyoruz biz arada. Bir düşünelim mi? N iki basamaklı herhangi bir sayı diyor. Asal sayı diyor. Rastgele bir sayı söyle bana. 2 basamaklı 13. 13. 13 faktöriyel artı 2. Küçüktür x. 13 faktöriyel artı 13. Değil mi? Hadi şimdi x'in alabileceği tam sayı değerlerini düşünelim. 13 faktöriyel artı 3 var mesela. Peki sence bu asal mıdır? Evet. Değildir. 13 faktöriyel 3'e bölünüyor. Bu evet. da 3'e bölünüyor. Yani tamam. 3 parantezine alınabilir. Dolayısıyla asal değildir. Peki 13 faktöriyel artı 4 gelir bir sonra. Yine asal değil. Yine 4 parantezine alınır. Çünkü 4 burada da var, burada da var. 13 artı 13 17. 13 faktöriyel artı 5. Hı-hı. 13 faktöriyel artı 12 10. En son. Dikkat et bu aralıkta. Pardon. 13 faktöriyel artı 12 bu asal mıdır? Bak sonra çocuklar bana kızıyor biliyorsun o yüzden bir şey demiyorum. Değil acaba. 13 faktöriyel artı 12 bu da asal değildir. Neden? 12 parantezine alınabiliyor. O zaman ben buraya 13 dediğim takdirde 2'den 13'e kadar bütün parantezleri alabileceğim için hiçbir asal sayı bulunmaz. Aa öyleyse. Ben buna 49, 51 desem asal olması gerekiyor değil mi? 73 desem. Yine olmaz. Bakacağım hemen göstereyim de bir. Bana güvenmiyorsun. Sana güveniyorum. Ben de sana. 73 faktöriyel artı 3, 73 faktöriyel artı 4, 73 faktöriyel artı 45. Hepsi verilen sayıların ortak parantezine alınabilecek. Dolayısıyla hiçbirisi asal olmayacaktır arkadaşlar. O zaman x'in 2 tane asal sayı almasını sağlayabilecek hiçbir n değeri yoktur. Beğendin mi soruyu? Çok güzel. Peki. 4 çarpı 11 çarpı 15 çarpı 16 çarpı 21 çarpı 23 çarpımı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Hay maşallah. Saçma bir soru. Bence de. Ama hemen şunu söyleyeyim. Cevap şıklarına bakacaksın. Faktöriyeller mi? 23 faktöriyel, 24 faktöriyel. Demek ki burada faktöriyeller olacak. Peki ben bunu nasıl faktöriyel hale getirebilirim? Kaçın faktöriyeli var? Şu 15'in en bir daha tak bakalım. En büyük asal sayıya bak. 23 mu var burada? Evet. Çünkü 23 herhangi bir iki sayının çarpımı olarak yazılamıyor bir de 23 dışında. Demek ki 23 faktöriyel ya da 23 faktöriyelden üzeri bir değer olabilir burada. Öyle değil mi? Kesin. O zaman 23'ü tutalım Raşit Hocam. Cepte. 23'ün yanına 22 gelse güzel olur. 22 gelebiliyor mu buradan? 11 ile ve şeyde geliyor. Şurada 2 kalır değil mi? Hı hı. 22. Hemen peşinden 21 gelir. Zaten var. Var. Şunlar gitti. Peki. 20 var. 20 nasıl? 5 buradan 4 buradan. Tamam. 5 alırsak 3 kalacak. 4 alırsak 4 kalacak. Bir de 20 mi geldi? Sonra 24. Heh, demek ki burada bir de 24 var. Tak. Referans noktam ne? 23. Bu asal bir sayı olduğu için çarpanlarını ayırıp daha küçük bir asal sayıda toparlayamam bunları. Ancak 23 varsa işin içerisinde ve cevap şıkları bu tarzsa büyük ihtimalle 23 faktöriyel ya da benzeri bir sayı ortaya çıkacak. Ve bulduğum ifade bu. Peki bu nasıl ifade edilebilir? 24 faktöriyel yazarsınız 19'a ama 19'a kadar yok. 1'den 19'a kadar olanlar olmadığı için 19 faktöriyeli ne yapacaksınız? Böleceksiniz. Sonra almıyorsun diye laf ediyorsun. Bak peşin peşin alayım. Kağıtları özlemişim ya. Artık dijitalde çekiyoruz ya birçoğunu. AB ve X'ye iki basamaklı KLM. KLM ya bu değil. Bu cidden çok bunu bizim koku bir. Oh. AB ve X'ye iki basamaklı KLM 3 basamaklı sayı vardır. Buna göre aşağıda yanlış yapılan çarpma işleminin doğru sonucu nedir? Aslında bununla sıklıkla karşılaşıyor olmanız lazım bu soru tarzıyla ama biz bir kademe daha zorlaştırdık bunu. Şimdi Raşit Hocam. Buyurun. Sen küçüktün, ilkokuldaydın böyle. Hatırlıyorum böyle siyah ton bir şeydi. Ton ton bir şeydin. Hala ton ton bir şeysin. Bu işlemi yaptığında 2 çarpı x'ye 2 x'ye işte ne çıkmış sonucu? AB. Normali böyleydi. 5 ile x'ye çarptığında KLM çıkmış. Bunu nereye yazardın sen? Kaydır bir basamak. Bir basamak KLM olarak yazardın değil mi? Evet. Bunun sebebi ne? Onu kaydırıyorsun ya. Çünkü buradaki 5'in sayısal değeri 10. 10. Basamak değeri 50. Sen bunu bu şekilde yaparsan 5 ile değil de 50 ile çarpmış oluyorsun. Bunu gösteriyorsun aslında. Bakıyorum. O zaman burada bir sıfırlık yer vardı evet. diyorum.
Ama burada sıfırlık yeri buraya bırakmış adam. Pis şey. Ters yazmış bile bunları. Vay pis şey. Demek ki iki tane x'ye değil burada. AB iki tane x'ye eşit ya. İki tane x'ye değil 20 tane x'ye var. Ya. Burada KLM'yi direkt birler basamağına yazdığı için 5 tane x'ye var. Toplam 25 tane x'ye neye eşitmiş? 850. 50. O zaman ben 850'yi 25'e hemen bölem. Kaç sefer var? 3 sefer var. 75, 100, 4 sefer var. 34. Demek ki x'ye sayısı 34. 34 ile 52'yi çarpalım. Ben çarpıyordum 68, işte ama 170, 8, 6, 7, 1. 1768 doğru cevap ne olacaktır? Diyarbakır. Hadi oku sen. Seviyorsun soru okumayı. 69 nokta nokta bölü 2x 3 nokta 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 kalan nokta nokta nokta. Bölme işleminde 2x 2 buçuklu bir sayıyı gösterdiğine göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet aslında yine çalışkan öğrencilerin sıklıkla rastladığı bir soru tarzıdır. Orta seviyedeki öğrenciler her kaynaktan soru çözmüyorsanız ya da çok çeşitli kaynaklardan soru çözmüyorsanız bunu kaçırabilirsiniz ama mantıksal bir çözüm var. Dikkatlice dinleyin. 69'u 20'ye bölsek. 69'da 20 kaç sefer var? 3 sefer. Hop buraya 3 yazılmış. Oldu. Mantıklı. 21'e bölsek. Oldu. 69'da ilk 3 sefer var. Bu olabilir. Bu olabilir. 22'ye bölsek. Oldu 66. 23'e bölsek 3 sefer var. Tam o da olur. Ama 24'e bölseniz 69'da 24. 2 defa. Ama buraya 3 yazılmış. Püf noktası sadece bu. Bunun dışında bir şey yok. Normalde böyle bir soruyla karşılaştığınızda normalde nasıl bir bölme işlemi yapıyorsanız onu yapacaksınız. Bunun dışında kafanızı karıştırabilecek hiçbir şey yok. Anlaştık. Anlaştık. Şimdi de farklı bir soru. 2a-3 ve b-4 sayıları aralarında asaldır. Aralarında asallık. 4a eşittir 3b-6. İki ifadenin sadeleşememesi. Olduğuna göre AB çarpımı kaçtır? Görelerden sonra virgül gelir aslında genellikle soru bankalarında vesaire. Neyse. 2A-3 ve B-4 sayıları aralarında asalmış ya. Bak biz burada aralarında asal bu ifadeleri nasıl oluşturacağımızı düşünelim. Bu tarz sorularda ekleme çıkarma yaparak bunu elde edersiniz arkadaşlar. Şurada sıkıntı yok. Var. Şaka dedim ya. B-6 diyor. Ben onu şöyle yapıyorum. 2A-3'ü yazıyorum Raşit Hocam. 4A olması için çarpıyor mu 2 ile mi diyorsun? B eksi 4. Şimdi de düşünüyorum. Hadi sen düşün. Şimdi diyorum ki. Bu 4A diyor ya. 4 ile. O zaman 2 ile, bunun 2 ile yani çarpılması gerekiyor. Onun da 3. Ama bu soru tarzlarında ifadenin bu şekilde olduğunu görmeniz gerekiyor. Mesela burada ne olacak? 3B olması için 3 olacak ya. Ha demek ki burası 3, burası 2 diyeceğim. Aralarında asal başka türlü olmaz çünkü. Bunu yapmanın kolay yöntemi. Zaten daha önceden bu soruyla karşılaştıysanız eğer sayı ekleyip çıkarmakta hep zorlanıyorsunuzdur. Bu sizi pratikleştirecektir. Peki bakalım sağlıyor mu gerçekten de 4a-6, 3b-12, hop eksi 6, eksi 6'yı sağlayacak. O zaman problem yok. Demek ki 2a-3 ifadesi 3'e eşit. A buradan 3 çıkar. B-4 ifadesi 2'ye eşit. B buradan 6 çıkar. Değil mi? 3 kere 6, 18 aradığımız güzel cevap olacaktır. Sana güle güle. 9 sayısı birbirinden farklı en çok kaç doğal sayının toplamı olarak yazılabilir? Kaç basamak? Söylemiyor. Tabii en ki çok diyor. Maksimuma çıkarmaya çalışacaksın. Mesela 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı. Çıkartamadım ben bunu. 0 bir kere. 0 yazalım değil mi? Evet. Birbirinden farklı olarak 1 yazalım. 9. 2 yazalım. 3 yazalım. 6 mı oldu şu anda? Evet. 3 oluyor. O zaman şöyle yapabilirim. En fazla şu anda 4 tane yazabildim. Evet. Birbirini soruyu anlamak önemli burada arkadaşlar. Aslında soru gayet basit. Diyor ki 9 sayısı birbirinden farklı en çok kaç doğal sayının toplamı olarak yazılabilir? Burada bakıyorum 4 tane doğal sayının toplamı olarak yazabiliyorum. Acaba bunu ben 5'e çıkartabilir miyim? Deneyim. Şimdi 5'e çıkarmak için birden başlayalım senin dediğin gibi. 3. Yine 3 olacak. Yine 10. 1, 2, 4. 2 olacak. 1, 2, 5.
Ben bunu azalttıkça o bunlardan birisini eklemek zorunda kalacağım. Mesela bu 3, bu 5, bu 1, bu 0. Zaten sonucu değiştirmeyecek. Ama ardışık terimler olacağı için burada her seferinde bunlardan birisini ekleyecek bir şeyler yapmaya çalışırsam iki sayı birbirinin aynısı olacak. Halbuki ne diyor bana? Birbirinden farklı en çok kaç tane doğal sayının toplamı olarak yazılabilir? 4 tane doğal sayının toplamı olarak yazılabilir. Kendiniz de deneyin. 2. Bir kere 0'ı katın. Neden? Etkisi. Sayısını arttırmak için zaten. 2 3 5 4. Mecburen 4 oluyor. Yani 5 6'ya zaten gelemezsiniz. Anlaştık? Anlaştık. Peki. Evet. Güzel bir soruyla bu çekimi bitirelim. A ve B asal sayı var ve A küçüktür B olmak üzere X A'dan B'ye ifadesi A virgül B kapalı aralığındaki asal sayıların çarpımını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu asal olabilir? X A'dan B'ye ifadesi AB kapalı aralığındaki asal sayıların çarpımı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi asal olabilir? Soru anlaşılmış mıdır? Şu bir sayı. Mesela nasıl x sayı? 1 ile 7 desem. 1 ile 7 arasındaki asalların çarpımı x'miş. 1 ile 7 arasındaki asal sayı var hangisi? 2 çarpı. 3, 5. 5, 7. Kapalı aralık diyor çünkü. 12, 110. Hangisi asal olabilir? Bir deneyelim. Bakalım mı? Peki. Bu ne diyor mesela? 7'den 23'e kadar. 7, 11, 13, 17 olmadı. 23, 17. Neden olmadı? 17 iki tane var. Az önce çözdüğümüz soru tarzına benzer bir mantık. 17 parantezini alınabilir. 17 parantezini alınıyorsa 17'ye bölünecektir. Asal olmayacaktır. O zaman ben bu mantıktan gideyim. 7'yi var. 3, 5, 7 olacak bunların çarpımı. Artı 7 ne olacaktır? Sıkıntı yok. Anlaştık mı burada? 7, 3, 5, 7. Şöyle düşünebilir öğrenci burada mesela. Bunların çarpımı tek. Buna tek bir sayı eklersen çift asal olmayacaktır. Peki buna 2, 3, 5, nokta nokta 23 artı 1. Çift artı tek. Bu tek olacak bir kere. Bir bunu bekletelim. 3'ten 13'e kadar olan asal sayıların çarpımı eksi 11 demiş. Yine 11'i parantezine alınabilir. Hallolur. 7'den 29'a kadar olan asal sayıların çarpımı 3 demiş. 3 parantezine alınmış. 39 demiş. Yani 13 parantezine alınabilir. 3 parantez burada 3 çıkmayacak ama 13 her ikisinde de ortak olacaktır. Şey, 13 parantezine alınabilir. Bu da asal değil. Bu da asal değil. Peki bunun asal olduğunu nereden biliyoruz? Zaten soruyu dikkat ederseniz şu şekilde hazırladım. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu asal olabilir dedim. Bilmek zorunda değilsiniz ama doğru cevap bu. Bu özel bir teoremdir. Ardışık asal sayıların çarpımı 2'den başlayarak ardışık asal sayıların çarpımına bir sayı eklediğinizde yine bir asal sayı elde edersiniz arkadaşlar. Bunu biraz araştırın derim.